Bu adam Hun İmparatoru Attila, Papa'ya diz çöktüren Attila, Roma'ya aman aman dileten Attila, İmparatorun kız kardeşiyle evleneceği için imparatorluğun yarısını çeyiz olarak isteyen Attila. Yok nenemin sakalı. Yok yok, gerçekten ciddiyim bu konuda. Attila 395 yılında Volga Nehri kıyısında dünyaya geldi. Küçük yaşlarda gündüzleri dışarı çıkıp bozkırda ve nehir kenarında odun taş gibi ağır eşyalar kaldırarak kas yapıyordu. Adam taş odun kaldırarak hükümdar oluyor. Biz kaldırsak anca amele oluruz. Vay be. Her neyse, devam edelim. Akşamları da babası tarafından Latince dersleri alıyordu. 13 yaşında babasını kaybetti. Böylece kardeşi Bleda, "Peder öldüğüne göre seninle takılmamın anlamı yok kardeşim." diyerek kardeşiyle yollarını ayırdı. Attila boş boş hayata tutunmaya çalışırken amcası onu gördü ve yanına alarak devlet işlerini öğretti. Amcası Ruan'ın tahta geçmesi de biraz sıkıntılı olmuştu. Zira kardeşi Oktar yönetimde bulunduğu dönemlerde içkiye ve zevkine düşkündü. Bu sebeple devlet yönetme konusunda pek de başarılı değildi. Fakat ünlü bir komutandı. Oktar, artık bıraksan şu içkiyi. Devlet yönetimine odaklansan. İçkiyi devletle mi yöneteyim? Saçmalama lan. Lütfen, burada devletin istikbali için konuşuyoruz. Biraz ciddiye alalım. İstikbalde %20 indirim mi varmış? Bana ne lan? Anladım hocam. Bu başarısızlıkları ve tavırları Oktar'ın yönetimden düşmesine ve kardeşi Ruan'ın yönetime gelmesiyle sonuçlandı. Genç yaşlarda amcası Ruan'ın yanında devlet işlerini öğrenen Attila, amcasıyla birlikte kavimler göçüne katılmıştı. O dönemlerde ise Hunlar ve Batı Romalılar işbirliğindeydi. Bu nedenle Attila, Batı Roma'ya gitti ve lejyonerlerle eğitim aldı. Arada çaktırmadan gladyatörleri izlemeye gidiyordu. Aslında Attila'nın orada bulunması ileride ona çok büyük fayda getirecekti. Zira ilerleyen dönemlerde Attila buradaki insanlarla savaşacaktı. Hey moruk, ne haber? Ya. İyidir moruk, senden. Eyvallah ya, tanışmak istiyorum, o yüzden selam verdim. Tamam o zaman. Adın nedir ve kimlerdensin? Adım Attila ve Hunlardanım. Peki senin zayıf noktan, kullandığın silah ve savaş taktiklerin nedir? En sonunda Attila amcası Ruan'ın ölümüyle beraber kardeşi Bleda ile imparatorluğun başına geçti. Yıllar boyunca kendilerine isyan eden ve biat etmeyen kabilelerle savaşarak onları yerin dibine gömmüşlerdi. Hop, bana bakın lan. Eğer kim bize karşı gelirse onun kellesini omuzundan ayırıp Fenerbahçe'ye şans olsun diye kellesini top niyetine sektiririm. Ne alaka lan? Demem o ki adam olun. Hayır hayır, siz kardeşim Attila'nın kusuruna bakmayın. Savaşa hiç gerek yok. Normal bir şekilde yaşayalım. Önemli bir şey konuşuyoruz be abi. Dur 2 dakika. Attila kardeşinin sürekli kısıtlamalarına maruz kalıyordu. Kendisi büyük fetihler yapıp büyük bir hükümdar olmak istiyordu. Fakat kardeşi Bleda bu konuda hiç destek vermiyordu. Attila'nın diğer özelliği de sürekli at üzerinde yemek yemesi ve gezmesiydi. Günün çoğunu at üzerinde geçiriyordu. Hatta Hun İmparatorluğu ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında Hun kaçakları ile ilgili görüşmeler yapılırken Roma elçilerine "Gençler hoş geldiniz. Kusura bakmayın, masamız yok ama atımız var. At üstünde görüşme yapalım." Bu herife de akıl oluyorum ya. Peki efendim. Altta kalmamak için bu teklifi kabul eden Roma elçileri at sırtında uzun süre oturamamış ve hiç müzakere yapamamıştır. Elçilerin bu halini gören Attila ve Bleda heriflerle dalga geçmiştir. Sonuç olarak Margos Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmanın başlıca maddeleri şunlardır. Birinci madde, Doğu Roma İmparatorluğu Hunlara ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracak. İkinci madde, Doğu Roma İmparatorluğu Hunlara bağlı ve onları düşman kavimlerle antlaşma yapmayacak. Ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek. Üçüncü madde, Doğu Roma İmparatorluğu elindeki Hun esirleri iade edecek. Dördüncü madde, Doğu Roma İmparatorluğu kaçak adam başına 8 altın ödeyecek. İlerleyen dönemlerde Doğu Roma İmparatorluğu iç ve dış sıkıntılarla karşılaştığı için Attila ve Bleda bunu fırsat olarak kullanmak istiyorlardı. İlk başta antlaşmayı değiştirmek isteseler de, daha sonra imparatorluğa saldırmanın sonucunda büyük bir ganimet elde edeceklerini ve bu saldırıya Bizans İmparatorluğu'nun karşı koyacak gücü olmadığını biliyorlardı. Bu yüzden Attila Bizans'ı yerin dibine sokmak istiyordu ve daha fazla ganimet elde etmek istiyordu. Bu yüzden heriflerin bir hata yapmasını bekledi. Bekledi, bekledi ve bekledi. Hadi ama adamım. Ne? Hata yapmanızı bekliyorum ki saldırayım. O zaman Hun mezarlarını yağmalayalım. Böylece Attila Hun mezarlarını talan ettiğiniz gerekçesiyle Margos Kalesi'ne saldırarak kaleyi fethetmiştir. Bu olaylar karşısında 2. Theodosios savaş istemedi ve Attila'nın şartlarını kabul etti. Daha sonrasında Attila Avrupa'ya yeni fetihler gerçekleştirdi. Hun ordusunun silah gücü Avrupa'nın silah gücüne kıyasla çok daha güçlüydü. Bu yüzden Avrupalılar savunma yapmaktan başka bir şey yapmadılar. Attila fethettikçe fethetmek istiyordu. Son dakika haberimiz devam ediyor. Aldığımız son duyumlara göre Bizans İmparatorluğu'nun iş sıkıntısı bir hayli büyüdü. Adamlar zor günler geçiriyorlar, belli oluyor. Diğer yandan dolar 6 lirayı buldu. Kısa bir reklamdan sonra tekrar devam edeceğiz.
Ah ulan şu Roma'yı bir yıksan var ya efsane olur. Aslında yıkmam da gerekiyor ya. Ya da saldırmam. Sonuçta herkes ekmeğinin peşinde. Evet evet saldırmam gerekiyor. Hey Bleda. Efendim? Karar aldım Bizans üstüne yürüyeceğim. Hem herifler sıkıntılı günler geçiriyor. Bunu koz olarak kullanmamız lazım. Ya kardeşim sen ne kadar savaş meraklısısın ya. Olmaz diyorum olmaz. Savaşa gerek yok şimdi. Oğlum kaçıncı yüzyıldasın lan sen? Radyoda duydum bundan 2000 yıl sonra da savaş olacakmış. Ya kardeşim ben anlamam. Bir daha savaş konusunu duymak istemiyorum. Degetlo. Bleda her ne kadar hükümdar olsa da gücü sürekli küçük kardeşi Attila ellerinde tutuyordu. Savaşlarda ve taarruzlarda Attila'nın adı geçiyordu. Bu yüzden Bleda sürekli Attila'yı engelliyordu. Bleda 445 yılında bütün yetkileri ele geçirmek istedi. Fakat isteğini gerçekleştirmeden çadırında hançerlenmiş bulundu. Çoğu tarihçi bunu Attila'nın yaptığını söyler. Bleda'nın ölümüyle Attila tek başına Hunları yönetir. İlk işi hiç zaman kaybetmeden Bizans'a girmekti ve askerleri de adama güveniyordu. Bu yüzden Bizans'a girdi. Yaptığı meydan savaşında Bizans ordusunun üstünden geçti. Daha sonra ordusunu ikiye ayırarak bir kolunu Yunanistan'a gönderirken kendisi de İstanbul'a yürüdü. Attila'nın İstanbul kapılarına kadar geldiğini gören Bizanslar "Aman aman nereye geldi bunlar?" diyerek paçaları tutuştu. Hemen bir anlaşma imzalamak istediler. "Efendim lütfen affedin ya. Ne isterseniz vermeye hazırız." Her şeyi mi? "Evet evet her şeyi. Yeter ki bizi affedin." O zaman bundan sonra verdiğiniz verginin 3 katı fazlasını istiyorum. Diğer yandan bir seferliğine mahsus 6000 altın vereceksiniz. Sonra Tuna Nehri'nin güneyinde asker bulundurmayacaksınız. Elinizdeki Hun esirleri de iade edeceksiniz. Kaçak adam başına da 12 altın ödeyeceksiniz. Yani toplamda 5 maddecik bir anlaşma. Yuh abi ne yaptın ya? İşinize gelirse. Attila'nın istediği vergi ve altın o kadar büyük bir rakamdı ki, Bizans İmparatorluğu asilerden tutun halkın her kesiminin mal varlığına el koyarak bu vergiyi ödemeye çalışmıştır. O kadar ağır bir anlaşma imzalamışlar ki Bizans halkı açlıktan kırılıyordu. Bu olaylardan sonra Bizans Attila'ya biat etmişti. Fakat Attila'nın yeni hedefi Batı Roma İmparatorluğu'ydu. Fakat bu sıralarda çok tuhaf bir şey oldu. Şu mesajlara bakayım da neler gelmiş. Selam mı? Bu kim la? Kimsin lan sen? Ben Roma İmparatorluğu'nun kız kardeşiyim ve seninle evlenmek istiyorum. Ulan şansa bak ya. Ne karizma adammışım be. Bana bak 3. Valentianus. Kardeşim benimle evlenmek istiyormuş. Karizma adamım oğlum. Kardeşin yanmış aşkımdan. Bana da kabul etmek düşer. Peki o zaman hemen düğün hazırlıklarına başlayalım. Fakat aga öyle bedavaya erkek almak yok. Çeyiz olarak imparatorluğun yarısını ver yeter. O da tanıdıksın diye. İstersen donumu da çıkarayım Attila. Ne yapayım lan senin donunu? Sonuç olarak bu teklif reddedilince savaş patlak verdi. İki ordu Katalon Ovası'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir meydan savaşı yapıldı. 24 saat süren savaş sonunda kaybeden taraf Roma ordusu oldu. Attila Roma'nın asker deposu sayılan Galya'yı işgal etmiş, zamanın bilinen dünyasına yenilmezliğini kabul ettirmişti. Daha sonra İtalya'nın kalbine doğru ilerledi. Yani Roma'ya. 3. Valentianus Bizans İmparatorluğundan ve diğer kabilelere "Aga yardım edin ya. Herifler Roma'ya kadar uzandı. Bir el atın ya." "Kardeş kusura bakma Attila bu abi. Özür dileyeceksin ve merhamet dileyeceksin. Yoksa olmaz kılıçla mılıçla bu işler." Bu durum üzerine Batı Roma merhamet dilemek için Attila'ya Papa 1. Leon önderliğinde bir heyet gönderir. Ve merhamet dilenmeye başlarlar. "Vay reis sen ne kral adamsın ya. Ulan helal olsun. Ne fetihti be kardeş o. Yalakalıklar bitsin be papa. Asıl işimize bakalım aga." "Efendim lütfen bizi affedin ya. Ya kral adamsın sen büyüksün. Affet bizi ya. Bak tonlarca altın getirdik sana. Değerli pek çok eşya da var içinde. Lütfen affet. Al bak oğlum yarın öbür gün önünde diz çöktüğüm tavsiyeleri yapmaları için de diz çöküyorum önünde. Yeter ki affet bizi. Ben ve askerlerim Tanrı'nın kırbacıyız. Tanrı yoldan çıkmış milletleri cezalandırmamız için bizleri gönderir." "Ya tamam affet işte." Sonuç olarak Papa merhamet dilemişti ve bunu yaparak Hristiyan dininin geleceğini ve imparatorluğu kurtarmıştı. Aynı zamanda Attila bütün Avrupa tarafından Tanrı'nın kırbacı olarak anılmaya başladı. Daha sonrasında adam kendi bölgesine döndükten sonra evlenmiş fakat gerdek gecesi vefat etmişti. Çoğu tarihçi ölmesini karısına bağlar ve karısının suikasti sonucu öldüğünü söyler. Mezarı meşhurdur aga. Adamı önce altın, sonra gümüş ve en sonunda da demir tabuta koyarlar. Mezarı şu anda nerededir bilinmiyor. Çünkü adamın cenazesine katılan herkes öldürülmüştür. Fakat mezarı bulanın ensesi baya kalın olacaktır. Günümüzde Avrupa tarafından şeytan olarak anılsa da kültürel mirasını Türkiye ve Macaristan üstlenmekte. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka hangi tarihi komutan, lider veya kişilik hakkında video yapmamı istiyorsunuz? Bunu yorumlar bölümünden belirtmeyi unutmayınız. Yorumları dikkatli bir şekilde analiz edeceğim ve buna göre sıradaki lideri anlatacağım. Sadece lider olmak zorunda değil. İstek olarak istediğiniz herhangi bir videoyu yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayınız.